Şimdi hızlıca değerli konuğum, finans analisti İslam Yemiş'e döneceğiz. Acaba piyasalar bu hafta hangi haberleri bekliyor ve yönü ne olacak, biz de merak ediyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum Yakup Hanım. Teşekkür ederiz. Şimdi bu hafta kritik bir hafta. Çünkü birçok Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Aynı zamanda tabii ki ağırlıklı olarak Fed'den gelecek açıklamalar piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Ama şunu hemen sormak istiyorum. Altın çok fazla merak ediliyor. Altında düşüşleri gördük. Hatta 1000 liranın altına çok fazla sarkmaz denirken bu düşüşleri yaşadık. Nedenleriyle birlikte yönü ne olur önümüzdeki günler için? Tabii. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu hafta hem küresel piyasalar açısından hem de yurt dışı piyasalar açısından oldukça önemli. 25 Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Küresel piyasaları etkileyecek önemli karar Amerika Merkez Bankası Fed'den gelecek. Perşembe günü saat 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını hep beraber öğreneceğiz. Ama bu haftanın veya merkez bankalarının şöyle bir özelliği var bu hafta. Faiz kararıyla alakalı net bir tahmin yok. FED'den 50, 75 ya da 100 bas puan bir faiz artımı beklenirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan 100 puan indirim veya pas geçmesi yönünde bir beklenti var. Altının ons fiyatı 13 ay aradan sonra sert bir şekilde geriledi. Bu sebep geçen hafta Amerika'da açıklanan enflasyon verisi beklentiye yüksek geldiği için bu negatif görünüm buradan dolayı ayrıştı. Yani baskı altında kaldı. Altın ons fiyatı şu anda 1665 dolar seviyesinde. Yaklaşık 80 dolarlık bir değer kaybı yaşandı. Altının ons fiyatında kısa vade için 1615-1715 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Altın fiyatları baskılanmaya devam ederken uluslararası piyasalarda dolar endeksi de yükselmeye devam etti. Ve beklentiden biraz daha fazla değer kaybeden altın ons fiyatında kısa vadeli bir geri çekilme gözlemliyoruz. Bugün yine %0.60'lık bir satıcılı seyirle haftaya başladı. Bu hafta 1650-1710 dolar aralığını takip edeceğiz. Gram altın TL fiyatına baktığımız zaman gram altın TL fiyatı 995-1005 lira aralığında işlemler gerçekleştiriyor. Şu an piyasalarda gram altın TL fiyatı 1000 lira alış, 1003 lira satış. Yani 1000 lira seviyesinin üzerine tekrar atak gerçekleştirdi. Bu hafta gram altın TL fiyatında 970-1020 lira aralığını takip ediyor olacağız. Gram altın TL fiyatında en çok merak edilen 1000 lira seviyesinin altına sarkan gram altında düşüşler devam eder mi? Yeni bant aralığımız 950-1000 lira aralığı ve ekranlarda her ne kadar bu bant aralığı görülse de yine makas farkından dolayı vatandaşlar yine 1000 lira seviyesinin altına rakam almak çok da zor olacak gibi duruyor. Bu makas aralığına dikkat etmek gerekiyor. İslam Bey, araya giriyorum, özür dilerim ama şunu da sormak istiyorum. Şimdi FED'e bağlı bir düşüş, baskılanma var ons tarafında diyorsunuz. Ama önümüzdeki aylar itibariyle de tekrar orada bir faiz artırımının devam edeceği yönünde öngörüler de var. Dolayısıyla yıl sonuna kadar bu şekilde baskılanır mı? Şimdi altın fiyatlarının baskılanma sebebi şu aslında açıkçası. Altın fiyatlarını serbest bırakırlarsa, altın fiyatları şu anda gerçek değerinde işlem gerçekleştirirse eğer bu toplumu rahatsız eder, merkez bankalarını rahatsız eder. Çünkü altın fiyatlarının yükselmesi demek insanların uyanması demek. Altın fiyatlarını bıraktığınız zaman altın gerçek değerini yani 2000 dolar seviyesinin üzerinde ataklar gerçekleştirir zaman insanlara enflasyonla mücadeleyi kolaylaştırdık diye inandıramazsınız. İnsanları inandırmak için de altın fiyatlarını baskılamaları gerekiyor. Ve dolayısıyla insanları şu anda bu inanca doğru sürüklüyorlar ama altını şu anda kendileri merkez bankaları topluyor. Son 6 aydır merkez bankaları ciddi anlamda stok yapmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bile ciddi bir anlamda altın stoklarını artırmaya devam ediyor. O yüzden insanlara geçici enflasyonu inandırmak için altın fiyatlarını baskılamaları gerekiyor. Evet, yıl sonuna kadar bu Fed'in faiz artımları devam edecek. Ama soru şu, bu inandırıcını getirdikten sonra, resesyon fiyatlaması başladıktan sonra altın fiyatları tekrar yükselişe geçtiği andan itibaren içeride gram altın TL fiyatı ne olur? Bakın, dolar TL kuru her ne kadar 18-28 lira seviyesinde görülse de şu anda dolar TL kuru yurt içi piyasalarda 18-46-18-48. Yani rakamlar üzerinde insanların algısal durumunu tekrar gözden geçirmek gerekiyor. Soru şu, gördüğünüze mi inanacaksınız, satın aldığınıza mı inanacaksınız? Şimdi dünyada ciddi bir enflasyon var.
Bu enflasyon rakamlarını dünyada açıklayanlar, dünyadaki rakamsal değeri açıklayanlar ve vatandaşın hissettiği rakamlar arasındaki farkı vatandaş zaten biliyor. O yüzden ekranda görmüş olduğunuz gram altın TL fiyatı ve şu anda bugünkü gram altın TL fiyatı birbirini tutmuyorsa, arada 30 liralık bir fark varsa, vatandaş haliyle de altın fiyatları düştü, daha da düşmeye devam edecek algısı yaratılıyor. O yüzden bence algılara değil, gerçeklere bakmak lazım. Vatandaş bugün kuyumcuya gidecek, vatandaş elindeki telefondan, bankadan bir altın almaya çalışacak. Gerçek fiyatı o zaman görecek. O yüzden altın fiyatları ons fiyatında baskılanıyor. Çünkü dolar sahipleri altını ucuz topluyor. İçeride baktığımız zaman da gram altın TL fiyatında 30 liralık bir makas var görüntüyle gerçek fiyat arasında. İşte bu algıyı kavrayanlar bence altın fiyatlarının düşmediğini görecek. Şimdi siz az önce dolara ilişkin son verileri söylediniz. Aslında evet. O rakamlar her ne kadar biz 18.29 lira olarak gösteriyor olsak da ekranda, serbest piyasada 18.40'ın üzerine çıktı diyorsunuz. 18.48. Evet, bu rakamı da hatırlayacak olursak 2021 yılında bir rekor kırmıştı 18.40'la. Evet. Onun da üzerinde seyrediyor. Evet. Kur korumalı mevduat hesabının açıklanmasıyla bir miktar geri çekilmişti. Burada şimdi yukarı yönlü atakları siz öngörüyor musunuz? Kimi zaman şu da söyleniyor, işte 20 lira 21 lira olma ihtimali var. Siz katılıyor musunuz bu ihtimallere? Bir de hemen parantez içinde söyleyeyim, yatırım tabii tavsiyesi olmamakla birlikte. Tabii. Şimdi şöyle, şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketine bakalım. Yine Cumhurbaşkanı'nın ekonomiyle alakalı beklentilerine bakalım. Zaten 2023 yılında 20-21 lira aralığında bir öngörüye sahip olduklarını resmi olarak onları zaten açıklıyor. Benim kişisel görüşüm zaten diğer yayınlarında sık sık bahsettim. Yılın son çeyreğinde, yani yılı bitirmeden 20-21 lira aralığını test etme olasılığı. Ben bu yönde beklentimi halen devam ettiriyorum. Çünkü dolar endeksi yükselmeye devam ediyor. Yani dolar dünyada değer kazanmaya devam ediyor. Ve dolayısıyla da doların uluslararası piyasalardaki değeri kaybolmadıkça içeride yeni bir hamleye ihtiyaç var. Evet, seçim sürecinde olan bir Türkiye var. Farklı paketler açıklanır, farklı gelişmeler olur, musluklar sonuna kadar açılır. Evet, doların gerilemesinden bahsedebiliriz. Ama bugünkü koşullarda böyle bir haber akışı gelmediği için, bugünkü koşullarda böyle bir gelişme olmadığı için yükseliş yönündeki öngörümü de devam ettiriyorum. Ama dediğim gibi, yani bir yeni bir paket açıklanır, farklı gelişmeler olur, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası farklı bir aksiyon alır falan vesaire, o zaman durumlar değişir. Ama bugünkü koşullarda ben dolar-tl kurundaki yukarı yönlü hamleleri yılın son çeyreğinde devam edeceğini tahmin ediyorum. Şimdi başka bir yatırım aracı daha var ki geçtiğimiz dönemlerde sizinle çok fazla konuşuyorduk. Gümüşten bahsediyorum. Evet. Altınla kıyasladığımızda pozitif ayrışıyor diyorsunuz. Bu evet. Ne anlama geliyor? Geçen hafta özellikle sanal ortamda ve kasalardan ciddi anlamda son iki haftadır gümüş tarafında bir rağbet var, bir çıkış var. %42 civarında bir çıkış dikkatlerden kaçmıyor. Bu neyin hazırlığıdır, neyin hazırlığını yapıyorlar, orada bir soru işareti var. Ama rasyoya baktığımız zaman, altın-gümüş rasyosuna baktığımız zaman rasyo aşağı yönlü hareketlerini devam ettiriyor. Ve muhtemelen de birkaç hafta içerisinde bu pozitif görünümü devam ettirecek. Gümüşün gram fiyatını her ne kadar 12-37 lira seviyesinde görse de yatırımcısı, 12 lira seviyesinde gümüşün gram fiyatı ve 19-36 dolar seviyesinde olan bir ons fiyatlaması var. Yine yukarı yönlü hareket ettirecek bir trendle karşı karşıya kalacağımızı tahmin ediyorum. Yani gümüş altına kıyasla yılın son çeyreğinde yine pozitif seyirde tamamlayabilir. Yılın ilk çeyreğinde o şekildeydi çünkü. Son iki çeyrekte değer kaybı oldu altına kıyasla. Ama yılın son çeyreğinde yine altın-gümüş rasyosundan kaynaklı gümüşün performansının biraz daha artacağı bir dönem olabilir. Evet, şimdi Perşembe günü faiz kararı açıklanacak. Siz dediniz ki %50-50 verdiniz daha doğrusu. Evet. 100 bas puan indirime gidilebilir ya da pas evet. geçebilir. Her iki ihtimalde eşit benim için dediniz. Peki tekrar bir indirim olursa piyasalar bunu nasıl algılar? Ne şekilde hareket eder? Onu söyleyeyim. Biraz daha artık Merkez Bankası'nın yapmış olduğu ya da yapacağı açıklamalardan bağımsız mı hareket ediyor iç piyasa? Buna ilişkin görüşleriniz nedir? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararları öngörülemiyor ve dolayısıyla da nasıl bir karar vereceği şu anda belirsiz. %50-%50 ihtimal ya 100 bas puanlık faiz indirimini tekrar gündeme getirecek veya pas geçecek.
Buradaki belirsizlik şu an devam ediyor. FED sonrası bir karar olduğu için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararı veya hamlesi daha rahat olacaktır. Genel beklenti %50-%50. Yani burada zar atma gibi bir ihtimal şu anda yok. Eğer 100 baz puanlı bir faiz indirimi yaparsa ekranlarda 18-29 lira seviyesinde olan dolar kurunun tekrar 18-50 lira seviyesine kadar atak gerçekleştireceğini görebiliriz. Borsalarda tekrar satışların gelebileceğini görebiliriz. O yüzden Perşembe günü saat 14'ü biz de merakla bekliyoruz. Peki, teşekkür ederiz. Birlikte ben yine bir yayınımız da olacak. Sevgili izleyicilerimize de şimdiden buradan duyuralım. Sevgili izleyiciler, finans analisti değerli konuğum İslam Memiş'ten yorumlarını aldık.